Belki bir çocukları falan olursa vaziyet kurtulur ama böyle ayrı ev mayrı ev Seyhan'ı iki günde boşatırlar vallahi. Ortalığı karıştıran hep o kızın o anası. Sırf ihtira sokarı, görgüsüz bir şey. Kızına veriyor fitili, veriyor fitili. Kız da Seyhan'ı yiyor. Farkındaysan ne zaman onlara gitseler bu evde kavga çıkarıyorlar ya ertesi gün öyle. Fırındakilere bakıyorsunuz değil mi? Ana. Biz onları unuttuk. Ana gitti kurabiyeler. Ay. Bir iş bırakmaya geldim. Çabuk, Allah çabuk, çabuk. Nasıl biliyor söyle yapsın. Yürü. Tembih de ettik değil mi? Ne olacak şimdi? Aklınız nerede? Tamam, sanki 15 yaşında kızsınız. Ne çıkaracağız misafire şimdi? Kapı kapı. Bak Ergin olur. Ergin mi olur? Buraya 4. koşuya 3 at yazdım. Tamam. Tamam. Tamam abi. Tamam, güzel oldu. Güzel, abi, güzel böyle. Şimdi 5. koşudan üçü tek geçelim. Üçü geçelim. Ne oluyor? Ne oldunuz be? Müdür gönderdi. Okulu birbirine katmışlar. Susun ağlamayın. Nasıl oldu? Sağ olasın. Acır tabii salak. Tependen bakan çocuğa vurursan o da sana vurur. Ağlama Rıza, tamam. Oğlum. Ay bismillah. Ay ne oldu? Ne oldu? Ne oldu size böyle? Sakın kaçmasaydı o gününü görürdü. Boyundan büyümüşlerin kalkmış. Kız ne oldu bunlara? Ay dur kolonya pamuk getir. Zeliş. Bir dün tarz yakalamış yollamış. Kaç sene o serserinin altından. Okulun milleti kafasına geçirmiş. Ben kaçmasaydım ben onu gebertmiştim. Susun. Teker teker anlatın. Rıza ne oldu oğlum anlat bakayım. Bir şey yok. Söylesene oğlum niye çıktı kavga? Kim yerde oğlum kafana? Söyle. Söyle gidip beynini patlatayım. Bu patlattı. Üstüne oturup dövdü oğlunu. Zeliş. Neler duyuyorum? Ya Alican diye bir eşek var. Herkese sataşıyor. Rıza'yı da senin babanı hapse atacaklar. Bir daha göremeyeceksin. Orada ölür. Kötü senin baban demiş. Bu da boyuna bakmadan oğlana saldırmış. Ben kurtarmasaydım. Ben sana onun kulunu kırmıştım. Onun için sen yere yatırabildin. Aman bir harabim. Deli misin oğlum sen? Oğlum. Sen niye herkesin söylediğine inanıyorsun? Bak babam burada. Hiçbir yere gitmiyor. Sakın öyle şeylere inanma. Sus bakayım. Gel Zeliş, yukarıda konuşacağız. Ya anne ya. Senin artık hanım bir kız gibi davranman lazım. Ne bu halin vahşi oğlan çocukları gibi? Bıraksaydım da öldürse miydi Rıza'yı? O benim arkadaşım. Tabii koruyacağım. Ben kendimi korurum. Korursun tabii. Erkek oldu benim oğlum artık. Sen ne karışıyorsun Zeliş? Allah Allah. Merak etme. Ben ona terbiyesini veririm. Yazık benim oğlum. Canım benim. Canım. Buyurun. Merhaba. Buyurun buyurun. Sümbül abla. Rahatsız ettim. Biçimsiz bir zaman galiba. Buyurun Türkan Hanım buyurun. Al Dicle götür oğlanı. Ay kusura bakmayın. Çocuklar okulda hadise çıkarmışlar. Kızlar. Çayı salona getirin. Şu güzel kokan kekinizi ve kurabiyenizi de getirin. Nefis kokuyor vallahi. Ta sokağın ucundan geliyor kokusu. Şimdi getiriyoruz abla. Ne yapacağız? Buyurun. Oh. Aslan oğlum benim. Demek babana laf ettiler diye dağıttın ortalığı ha? Güvercinliğe gidelim biz. Buğday muğday atalım. Gelip yerleşsinler artık. Sen niye karışıyorsun oğlanların kavgasına? Erkek Fatma mısın sen? Haydar abi giderse Rıza üzüntüsünden ölür. Söyleyeyim de Haydar abiye Gökhan abi korusun. Babamı da keşke Gökhan abi korusaydı. Babam öldüğü zaman Gökhan abi yoktu değil mi anne? Ölüm seni bulacaksa gelir bulur yavrum. Bunları düşünmeyip yaşamın tadını çıkartmak lazım. Ama saklanırsam bulamaz. Biz de savaşta yapıyorlar ya, sığınak yapalım anne. O zaman kimseyi bulamaz. Zeliş tamamen saçmalıyorsun. Ölüm bir tek bombalardan gelse tamam. Ama hastalık var, kazalar var. Hem bu kadar korkma ölümden. Allah baba üzülür sonra. Ben cennetimde Zeliş'in babasını ne güzel misafir ediyorum. O bana karşı geliyor diye düşünür.
Üstelik üzülme diye sana yeni bir baba gönderdi. Hem de seni çok seven ve çok eğlenceli bir baba. Şükretmelisin buna. Babam kıskanmaz mı? Beni unuttu, başka baba aldı demez mi? Demez. O senin mutlu olmanı ister. Kalbinde onu hep seveceğini bilir. Ama Yaman'ı da sevmeni ister. E zaten seviyorsun. Sadece baban üzülür diye sevgini belli etmek istemiyorsun. Öyle değil mi? Babam olmazsa severim. Babam olursa daha az severim. Çünkü ben biliyorum, onu seversem esas babam üzülür.